Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından, Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenlerimiz, bugün programımızda kuru iğne tedavisinden bahsedeceğiz. IMS olarak da bilinen kuru iğne tedavisi özellikle bel ve boyun fıtıklarında, sırt ağrılarında, diz kireçlenmelerinde, huzursuz bacak sendromunda, kamburluk gibi rahatsızlıklarda çok önemli bir tedavi yöntemi olarak da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu hususlarla alakalı sıkıntı yaşayan sevgili izleyenlerimizi ekranlarının başına birazcık daha dikkatli bir şekilde davet ediyoruz. Ve konuyla alakalı çok uzman bir ismimiz var. İş hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk İsmail Bey. Değerli hocam, kuru iğne tedavisi olarak biz halk arasında biliyoruz ama IMS olarak da özellikle literatürde geçiyor. Kuru iğne tedavisini öncelikle izleyenlerimize bir tanımlayacak olursak nedir, nasıl bir tedavidir bu? Evet, kuru iğne tedavisi, biz tıpta buna intramuscular stimulation yani IMS diyoruz. Kas içi uyarı demek bu. Biliyorsunuz özellikle kronik kas ağrılarında kullanılan bir tedavi yöntemi. Dolayısıyla kronik kas ağrılarının meydana geldiği ve kasların gerilmesi, kısalması sonucunda ortaya çıkan tüm hastalıklarda kullanılabiliyor. Buradaki temel mekanizma şu. Diyelim ki bir boyun fıtığında, bel fıtığında bu kemiklere bağlı olan küçük kaslarımız, derin kaslarımız var. Bazen büyük kaslarımız bunlar. Bunlar çok uzun süre aynı pozisyonda oturma, ağır kaldırma, ayakta durma gibi birçok sebepten dolayı, hatta stres. Bu kasların boyları kısalıyor. Biz bunu shortening muscle diyoruz. Yani halk arasında biz buna kulunç diyoruz. Kasların kulunç olması. İşte bu kulunç olması sonucunda fıtık meydana geliyor. Boyun, sırt ve bel fıtıkları. Bu kasları tespit ediyoruz ve çok ince iğnelerle, saç kadar ince bu iğneler, milimetrenin dörtte biri kalınlığında. Oraya girip o kasları hem yüzeyel hem derin kasları boydan boya gevşetiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte intramuscular stimulation yani kasın içine girerek o kası uyarmak. Neden kuru iğne? Çünkü herhangi bir ilaç vermiyoruz. İlaç vermediğimizin gayet doğal bir tedavi yöntemi. Bundan dolayı da kuru iğne tedavisi diyoruz. Hocam bu tedavinin biraz gelişme sürecini de izleyenlerimizle paylaşacak olursak sonuçta son zamanlarda fazlaca artık duymaya başladık ama bu son zamanların bir tedavi yöntemi midir? Yoksa kadim gelenekte var olan bir yöntem midir? Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Şimdi bu doktor Chen Gan diye Malezyalı bir doktor tarafından 1974 yılında tıbba kazandırılmış. Malezya'da uzak doğu tedavilerinden bir tanesi. Fakat doktor Gan, onun için bu tedavinin ismi Gan IMS diye anılıyor. Gerçekten öncelikle Amerika'da bir anestezi profesörü bu. Bir üniversitede bu tedaviyi yerleştiriyor. Birçok tıbbi yayınlar yapıyor. Ve bunu tüm dünyaya tanıtmış oluyor. Daha sonra kendisi emekli olduktan sonra Kanada'ya yerleşiyor ve Kanada'da bir merkez açıyor, iStop diye. Ve bu merkezde tüm dünya doktorlarına şu an orada kurs veriyor. Ben de oraya gidip 2 yıl üst üste bu kursu almıştım. Neden bu işe bulaştık? Çünkü benim de bel fıtığım vardı. Gerçekten çok uğraştık ama bir türlü fayda görmedi. Sonunda bu tedaviyi bu yöntemle, bu sebeple öğrenmiş olduk. Evet. Dolayısıyla bu Profesör Gan tüm dünyaya şu an doktorlara bunu öğretiyor ve tüm dünyaya bu şekilde yayılmış oluyor. Evet. Yani esas geldiği merkez burası. Yalnız ben hep şuna inanıyorum İsmail Bey, bizim kültürümüzde her şey var. Aslında bizim kültürümüzde kuru iğne tedavisi varmış. Ben bunu daha sonradan öğrendim. Nasıl? İşte hastalarımıza bunu uygularken hastamızın bir yakını dedi ki, hocam benim babaannem köyde işte ağrıları olanlara toplu iğnenin ucunu yakarak bu kaslarına batırırdı ve onları iyileştirirdi. Bir başka hasta yakınımız da dedesinin bunu yaptığını, onu tabii biraz daha büyük iğneyle, yorgan iğnesiyle yaptığını,
bahsetti. Demek ki aslında başka ülkelerde değildi. Biz kendi özümüze, kültürümüze dönüp bakabilsek bunların hepsi kendi dünyamızda, kendi kültürümüzde var. Var. Evet. Evet. Çok doğru. Hatta hocam aklıma şöyle bir şey geldi. Dalgıçların böyle bir kramp durumlarında uyguladıkları da bir şeydir tabii. Bu. Yani kramp bölgesine bir iğneyle uyarıcı da bulunmak. Doğru. Sanırım aynı mantıkla tabii. Çalışan. Aynı mantıklı. Yani futbolcularda biz işte çocukken mahallemizde oynarken bunu yapardık futbol topu oynadığımızda. Ya da yüzücüler aynı şekilde buyurduğunuz gibi. Kramp nedir? O kasın kasılması, kısalması yani kulunç olmasıdır. Biliyorsunuz kramp olan kazda hemen bir şişlik meydana gelir. İşte iğneyi alırsınız, o şişliğin olduğu yere batırdığınızda o kas gevşer. Mekanizma aynı. Dedim ya yani bizim kültürümüzde bu var aslında. Ama maalesef biz bunu kurumsallaştıramadığımız için, tıbba kazandıramadığımız için, bu tabii biraz doktorların, bizlerin de konuda suçumuz var. Demek ki biz kendi örf ve adetlerimizi tam anlamıyla araştırabilsek birçok tedavi yöntemini tıbbı kazandırabileceğiz. Evet. Hocam tekrar nasıl yapılır kısmına gelmek istiyorum. Evet. Şimdi saç kadar kalınlığında iğnelerden bahsettiniz. Bir ilacın zerk edilmediğinden bahsettiniz. Doğru. Örnek veriyorum, bir boyun fıtığı rahatsızlığımız var. Evet. Buradan hem de böyle modelleyerek gitmiş olalım. Bir boyun fıtığı hastası ilk olarak size başvurduğu zaman süreci öncelikle nasıl yaşıyor ve daha sonra bu kuru iğne tedavisinin uygulama süreçlerinde neler yaşanıyor? Evet. Şimdi boyun fıtığı olduğu zaman biliyorsunuz boyunda omurga kemiklerimiz var. Burada 7 tane. Bu her kemiğin arasında da bir de disk var. Bu diskler de jel kıvamında. Allah bu kemiklerin arasına amortisör görevi görsün diye bu diskleri koymuş. Hemen omurga ve diskin yan tarafında da boydan boya uzanan omurilik sinir mevcut. İşte bu iki kemik arasındaki disk, kemiklerin kendisine yapışmış olan boynumuzun orta zincirinin iki tarafındaki kaslar var. Sağda ve solda. Bunlar yüzeyel ve derin olarak ayrılıyor. Bu kaslar kemiklere yapışmış durumda. Biz işte düşünün günlük yaşantımızda hep aynı pozisyonda oturmak. Bir mouse'u devamlı kolumuzu hiç oynatmadan saatlerce değil mi masadan kalkmadığı insanlar var. İşte stres, gerginlik, kolla çok işler yapmak, ağır kaldırmak. Bunlar sonucunda bu kemikleri birbirine bağlayan kaslar sertleşiyor. İşte bu omurganın zincirinin sağındaki solundaki kaslara biz bu tedavi uygulamaya başlıyoruz. Çok ince iğnelerle o kaslara girip kası gevşetiyoruz. Tabii bu seanslar halinde oluyor. Ortalama bir boyun tedavisi yarım saat kadar sürer yani. Bunu kişinin yaşına göre de aralıklarını belirliyoruz. Ne demek? Mesela 55 yaşından küçükse hasta o zaman gün aşırı yapıyoruz. Yani bir gün yapıyoruz, ertesi gün kasın gevşemesini bekliyoruz. 55-70 yaş arasındakileri haftada 2 yapıyoruz. Yani 3 gün bir ara vermiş oluyoruz. Neden? Yaş ilerledikçe kişinin kasları yaşlandığı için uyarılması zor. Uyarılması zor olduğu için gevşemesi için de zaman gerekiyor. Daha yaşlılarda nedir? İşte 70 yaşın üzerindeyse haftada bir yapıyoruz. Bu seanslar toplam ne kadar olur diye soracak olursak, biz şu ana kadar 1800 civarında hastamıza uyguladık. En az 4 seans, en fazla ise 12 seans hastalarımız genelde iyileşmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu süreci haftada bir, iki, üçe göre bu süreyi tahmin edebiliriz. Hocam doğru mu anlamışım? Bir defa mesela boyun fıtığından devam ediyoruz. Oturduğu yerden mi yapılıyor mesela bu iğnelerin uygulanması? Aha. Artı sonuçta iğnelerin batırılması esnasında acı duyuluyor mu? Bir anestezi yapma ihtiyacı oluyor mu? Bunlarla alakalı evet. Neler söyleriz? Bunu hasta yüzü yere gelecek şekilde özel muayene masasına yatırılıyor. Ve ense kısmından başlayarak omuz kısımları,
kürek kemiği kısımları. Eğer kolda da problemler varsa, çünkü biliyorsunuz boyundaki fıtık kolu idare eden kaslara bası da yapabileceği için sağ ve sol kollarda ağrı yapabilir. Bu sefer kollara da yapıyoruz aynı şekilde. Ve hastanın ağrı duyması konusu ise şöyle. İlk seanslarda ağrı biraz daha fazla oluyor. En fazla ne kadar oluyor? Penisilin iğnesini yakması gibi diyebiliriz. Bazı kaslarda hiç duymazsınız. Bazen sivrisinek ısırığı gibi duyarsınız. Ama dediğim gibi en fazla, o da ilk seanslarda, seanslar ilerledikçe bu ağrı azalacak. Hatta seansının sonuna doğru hastaların hiç sesi çıkmıyor. Ben uyudunuz mu diye uyarmak zorunda kalıyorum. Bu demektir ki kaslar artık gevşemiş. Herhangi bir ağrı olmuyor. Ağrının sebebi şu, kulunç olan, sertleşmiş olan kası siz dışarıdan iğneyle stimüle ettiğiniz zaman, uyardığınız zaman kas gevşemeye başlıyor. İşte gevşeme anında ağrı oluyor. Dolayısıyla gevşeme ihtiyacı bitince hastanın kaslarında artık ağrısı kalmamış olur. Hocam, ben boyun fıtığından bahsettik ama sadece boyun fıtığında değil ki, ben programı açılışta da birçok rahatsızlık izleyenlerimize saydım. Evet. Hangi hastalıklarda kuru iğne tedavisi uygulanabiliyor ve bu hastalıkları da birazcık izleyenlerimize anlatacak olursak genel olarak hangi belirtileri? Tabii. Şimdi bir defa kronik ağrı olan, kronik ağrı ne demek? Bir aydan fazla süren tüm kas ağrılarına kronik ağrılar diyoruz. Mesela diyelim ki çeneniz ağrıyor, bir ayı da buldu. Böyle hastalarımız var. Konuşurken, yemek yerken tıkırtı sesleri geliyor. Ve ağrı oluyor. Hatta dün bir hastamıza yaptık bunu. Bu nedir? Çene bölgemizdeki masseter kası dediğimiz çene kasının sinirsel durumlardan dolayı kendini çok sıkması, özellikle gece yatarken dişlerin çok gıcırdatması ve çene kaslarını çok sıktığı için o kaslarda kulunç dediğimiz, biraz önce bahsettiğim kasların boyu kısalıyor. Dolayısıyla bu kasın bağlı olduğu çene eklemini çekiyor ve ağrı meydana geliyor ve ses meydana geliyor. Tıkırtı sesi. Evet. İşte en basit bu tür hastalara bunu yapabiliyoruz. Veya geçmeyen kol ağrınız var. Yine bu tür hastalara bunu yapabiliyoruz. Tenisçi dirseği duymuşsunuzdur. Evet. İşte dirseğinizin olduğu bölgede bir ağrı olması. Bu hemen hemen bir ayı buluyor diyelim ki. Bu tenisçi dirseğinin sebebi yine eklem bölgesine yapışan kolun arka ve ön tarafındaki kasların sertleşmesidir. Yine işte daha çok dizini düzeltiyorum. Dirseğini kullanan kişilerde bu çok meydana gelir. Bu dirseğe yapışan kaslara kuru iğne ile tedavi yaptığınızda gevşiyor. Bir başka sebep uyguladığımız hasta grubu, biraz önce bahsettiğim boyun fıtıkları, bel fıtıkları. Bel fıtığı da aynı şekilde, yani boyunda uyguladığınız mekanizma, mantık aynısını sırt ve bel fıtıklarında da uygulayabiliyorsunuz. Çok önemli bir konu sinir sıkışmaları. İşte karpal tünel sendromu diyoruz. Yani el bileğinizden geçen sinirler, kolunuzdaki kasların yine sertleşmesi sebebiyle bu sinirleri sıkıştırıyor. Ve elinize uyuşma, keçelenme hissediyorsunuz. Yine bu durumlarda biz bileğin üst tarafındaki, dirsekle bilek arasındaki kaslara bu tedavi uyguluyoruz. Fibromiyalji hastalığı var. Bu son günlerde oldukça moda bir hastalık biliyorsunuz. Fibromiyalji hastalığı nedir? Bir hasta size, hocam her yerim ağrıyor, ağırmayan hiçbir yerim yok diyorsa, depresyonu da varsa ve özellikle bu bir bayan ise fibromiyalji düşünmek gerekiyor. Vücudumuzda 18 ağrılı nokta var. Bu 18 ağrılı noktanın işte başımızın arkası, boyun arkası, kürek kemikleri bölgesi, bel bölgesi, kalça bölgesi, diz arkası ve topuk bölgesi. Sağlı sollu düşündüğünüz zaman 18 bölge yapıyor. Bu 18 bölgeden 11'inde eğer ağrı varsa, siz bu ağrı hasta kendi de söyleyebilir, siz sorarsınız ya da siz elinizle o bölgeleri bastırarak
ağrıyı tespit edebilirsiniz. İşte bu fibromiyaljide de depresyonla birlikte bu kuru iğne tedavisini uygulayabilirsiniz. Ama tabii bu hasta aynı zamanda antidepresan da almak durumunda. Kamburluk olayı, skolyoz dediğimiz hadise. Kamburlukta ve skolyozda daha çok çocukluktan değil de sonradan ortaya çıkmışlarda faydası var. Evet. Kuru iğne tedavisinin. Skolyoz nedir? Onu da tanımlayalım. Kişinin arkasından baktığınız zaman omurga nedir normalde? Dümdüz. Eğer bu S şeklini almışsa buna skolyoz diyoruz. Kamburluk olayında da kişiyi yan çevirdiğimizde sırt kısmında o işte tümseklik olursa buna da kamburluk adını veriyoruz. Gerçekten güzel sonuçlar alınıyor. Hatta bu kifozlu, kamburlu ve skolyozu olan kişiler tedavi gördükten sonra boyları uzuyor. Mesela son bir hastamız vardı. Adapazarı'ndan gelmişti. 3,5 santim uzadı boyu. Nasıl oluyor hocam? Mantığı nasıl işliyor? Aslında boyu uzamıyor. Yani kemikler düşünün eğrildiği zaman biz bunu tedavi ettiğimizde kaslar sertleşmesi, gevşeyince kemikler normal halini alıyor ve dolayısıyla siz dikleşmiş oluyorsunuz. Normal boyuna ulaşmış oluyorsunuz. Yani boy uzatma diye bunu düşünmemek lazım. Bu genç bir bayandı. Gerçekten 3,5 santim boyu uzamış oldu. Skolyozda bahsettiğim gibi. Yani bir başka hastalık huzursuz bacak sendromu. Restless leg syndrome diyoruz buna. Yani bu ne demek? Kişi öyle bir strese giriyor ki hayatında, bu stres artık birikiyor. Organizmaya, vücudunun organlarına yansıyor. Ve bacaklarının kasları bu stresten dolayı çok kasılıyor. Kişi bu kasları gevşetmek için içgüdüsel olarak bacağını hareket ettirme ihtiyacı duyuyor. Durduğu yerde ayaklarını sallıyor. Kalkıp dolaşmak istiyor. Gece yatarken ayağını bir oraya atıyor, bir buraya atıyor. Uzun süre oturduğu yerde oturamıyor. Kalkıp dolaşma ihtiyacı duyuyor. Biz bunu huzursuz bacak sendromu diyoruz. İşte bu kuru iğneyle yine huzursuz bacak sendromunda gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz yani. Alabiliyoruz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, boyun fıtığı, kronik ağrılar, özellikle kol ağrısı yine hakeza, tenisçi dirseği olarak bilinen rahatsızlıklar, bel fıtığı, sinir sıkışmaları, fibromiyalji rahatsızlıklarında, kamburluk, skolyoz yine hakeza ve huzursuz bacak sendromunda bir tedavi yöntemi olarak uygulanan kuru iğne tedavisini konuşuyoruz. Program konuğumuz iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak. Ve bu kuru iğne tedavisinin hem nasıl tıp literatürüne kazandırıldığı ve ülkemizde uygulamasıyla alakalı süreçlerle ilgili bilgilendirmeler de gerçekleştirdi değerli hocamız. Değerli hocam, yapılmadığı hastalıklar, yani bu uygulamanın yapılmadığı hastalıklar, akupunkturla arasındaki fark. Çünkü biraz akupunkturu da andıran tedavi gibi gözüküyor. Karıştırılıyor zaten. Karıştırılabiliyor. Genelde. Bunlarla alakalı sorularım olacak ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tabii ki. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından beraberliğimiz devam edecek. İzleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla birlikteyiz. Programımızda bugün kuru iğne tedavisini konuşuyoruz sevgili izleyenlerimiz. Özellikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kol ağrıları, tenisçi dirseği rahatsızlığı, sinir sıkışmaları, fibromiyalji, kamburluk, skolyoz, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklarda
önemli bir tedavi imkanı sağlayan kuru iğne tedavisinin ayrıntılarını iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla konuşuyoruz. Programımızın birinci bölümünde bu tedavi ile alakalı ayrıntılı bilgiler paylaştık. Programımız yayınlandıktan kısa bir süre sonra sevgili izleyenlerimiz Akit TV'nin YouTube kanalına hemen yükleniyor. Programımızı tekrar izleyebiliyorsunuz. Bunun da hatırlatmasını sizlere yaptıktan sonra değerli hocam, hangi hastalıklarda bu tedavinin uygulandığını öğrenmiş olduk evet. Birinci bölümde. Bir de uygulanmayan hastalıklar var mı? Özellikle bu tedavinin uygulanmaması gerekli olan hatta hastalıklar var mı? Evet, çok önemli. Gerçekten bizde tıpta şöyle bir prensip vardır. Önce zarar verme. Yani tamam faydalı olacağız ama öncelikle zarar vermemek gerekiyor hastamıza. Dolayısıyla bu çok faydalı olan kuru iğne tedavisini zarara dönüştürmemek lazım. Öncelikle gebelerde yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü ne de olsa biraz önce bahsettim, az bir ağrı meydana gelebiliyor. Bu annede stres yapıp Allah korusun abortus dediğimiz düşüklere sebep olabilir. Bir başka konu kalp pili olanlar. Yani kişinin kalp problemi var, bir de kalıcı pace ya da geçici pace dediğimiz kalp pili takılmış. Çünkü bu kullandığımız iğneler metal iğneler, gümüş ya da işte çelikten yapılmış iğneler. Hatta bazı altından yapılanlar da var. Dolayısıyla vücudumuz elektromanyetik bir takım dalgalar, iletimler bulunduğu bir yapıya sahibiz. Hücreler içinde dahi elektriksel potansiyeller söz konusu. Dolayısıyla kalp pilini etkileyebilir. Ritim, iletim bozuklukları yapılabilir. Bir başka konu kanserli olan kişilerde yapmıyoruz. Ama bu kanserli derken diyelim ki kişide meme kanseri var. Meme salınmış, kemoterapi yapılmış, 10 yıl geçmiş aradan hiçbir problem yok. Bunlara yapılabilir. Kanserli olduğu halde son döneme gelmiş, genel durumu kötü, kastettiğimiz bu hastalar. Bir başka konu akut enfeksiyon döneminde. Yani siz tedavi tam başlayacaksınız, kişide bir üst solunum enfeksiyonu çıktı. Ateşi var, işte baş ağrısı, terlemesi, şu bu, öksürüğü. Bu dönem geçinceye kadar bu enfeksiyon döneminde yapmamak gerekiyor. Ameliyat olmuş ise, ama ameliyat derken şu manada, tüm ameliyatlar değil. Diyelim ki siz bel fıtığı var kişide, 3 yıl önce ameliyat olmuş, tekrar nüksetmiş. Şimdi bel bölgesine tıbbi olarak ben yapılmasını çok etik bulmuyorum. Neden? Çünkü %10 fayda görüyor bu tür hastalar. Neden? Kuru iğne tedavisinden. Kuru iğne tedavisinden. Bel bölgesinde sizin gevşetmeyi düşündüğünüz kasları ameliyat esnasında maalesef kesilme, biçilme, işte dikiş atma sebepleriyle o kaslar çok tahriş oluyor. Dolayısıyla onları tekrar gevşetmeniz çok zor. %10, %20 fayda içinde yapmak çok etik değil diye düşünüyorum. Bir de ama şu, diyelim ki bel bölgesinden ameliyat olmuş, boyuna yapabilirsiniz. Sırt bölgesinde yapabilirsiniz. Bir başka nokta, tedavi yaptığınız bölgeye protez konmuş ise, ya işte dizinde problem var, siz hemen dizin yan bölgesindeki kaslara yapmamak gerekiyor. Ama boynuna konmuş da siz bel ve bacak kısmına yapabilirsiniz, yani orada bir problem yok. Yaş sınırlaması yok. Yani mesela benim bu 1800 hastamızın arasında en genç hastamız 16 yaşındaydı. Bir lise öğrencisiydi. Çok bilgisayar karşısında durmaktan dolayı omuzu bu şekilde yukarı kalkmıştı. Kamburluk meydana gelmişti ve skolyozu oluşmaya başlamıştı. Çok ciddi boyun ve kol ağrıları vardı. Ve bu hastamız çok rahatladı, çok şükür. Hocam bir parantez açayım bu Tabii. noktada. Bu yani hareketsiz kalmanın ne kadardır ki oranı artık böyle bir kronik bir rahatsızlığa, yani böyle bir
o şekilde kalmaya şimdi sebebiyet verecek ne kadar, yani günde kaç saatten bahsediyoruz? Çünkü iş evet. ortamlarında bizler de böyleyiz. Aslında hepimiz tehlike altındayız. Doğru. Ama en azından nasıl bir tehlike olduğunu tanımlayacak olursak, yani o genç kardeşimiz bütün bir günü mü öyle geçiriyordu da acaba öyle kaldı? Ya da bunun evet. bir yatkınlık safhası evet. var mı? Şimdi tüm kronik ağrılarda, tüm fıtıklarda, kifoz ve skolyozlarda esas temel sebep kişinin sabit pozisyonda durup bir bölgenin kaslarına çok yüklenmesinden kaynaklanıyor. Bu mesela o genç delikanlı 14 saat, 12 saat, 11 saat annesinin söylediği şekilde yani bilgisayar karşısına kalkmıyormuş. Bunun olmaması için biz 5 tane kural geliştirdik. Eğer bir kişi bu 5 kuralı uygularsa bunu tüm hastalarımıza veriyoruz yazılı matbu olarak. Ve ben diyorum ki siz uygulayacağınız gibi etrafınızda eşiniz, çocuklarınız, akrabalarınız yani şu an herhangi bir şikayet yoksa dahi bunları yapsınlar ki fıtık olmasın, olmaz. Kronik ağrılar olmasın. Nedir? Mesela ayakta yarım saatten fazla durmamak. 5 dakika oturup dinlenmek. İkincisi tam tersi otururken yarım saatten fazla oturmamak, kalkıp 5 dakika dolaşmak. Bunları yapıyor muyuz İsmail Bey? Yani baktığımız çok, zaman evet. Çok zor yani evet, değil mi? Yapmadığımız. Yapmıyoruz. Evet, evet yani bir bankada çalışan kişiyi düşünün veya işte bir telefonlara bakan santrancı kişiyi düşünün. Hepimiz böyle yani gerçekten. Bir başka üçüncü kuralımız ise otururken yine biraz önce söylediğim gibi aynı grup kasları yormamak, yüklememek için 10 dakika sola yaslanmak lazım. Yani burayı dinlendiriyoruz. 10 dakika sağ yaslanmak lazım. Burayı dinlendiriyoruz. 10 dakika öne, 10 dakika arkaya. Zor bir şey mi? Değil. Yani bunu 40 dakika doldu, 10-10 dersek kalkıp 5 dakika tekrar yürüyeceğiz. Yani kalkacağız, pozisyon değiştireceğiz. Dördüncü kural, yerden bir şey alacağınız zaman belden eğilerek değil, dizlerimizi kırıp çömelerek almalıyız. Son kural ise yataktan nasıl kalkacağız? Diyelim ki sırt üstü yatıyorsunuz. Direkt olarak kalkmak hatalı. Veya yüzük oyun yatıyorsunuz. Yine ellerinizle bu şekilde kalkmak yine hatalı. Ne yapmalı? Eğer fıtık ya da ağrı sağınızdaysa solunuzdan kalkmalısınız. Solunuzdaysa sağdan kalkmak lazım. Öncelikle yatağın kenarına gelip sağ yanınıza yatmalısınız veya sol yanınıza. Hı hı. Sağ yanınıza yattık diyelim. Yatağın kenarındayız. Ve sağ dirseğinizi ve sol elinizin el kısmını yatağa dayanarak şu pozisyonda yan olarak kalkmalısınız. Tam kalkarken de ayaklarınızı aşağıya atmanız gerekiyor. Bu 5 kural çok önemli. Gerçekten eğer boyun fıtığı, bel fıtığı olan kişiler bu 5 kuralı yapmış olsalardı bunlar başlarına gelmezdi. Ve bu aynı zamanda koruyucu hekimlik tarafında. Çünkü hasta olmadan bu gibi durumlarla. Aynen. Hatta ben diyorum ki bunu şu 5 kuralımızı çocuklara okullarda bile öğretmek lazım. Doğru. Bu çok önemli. Okullar deyince çantalarda çok büyük sıkıntı. Evet. Yani burada hakikaten Milli Eğitim Bakanlığı zaten çok güzel uygulamalar getirdiler. İnşallah bu çanta olayı da kalkar. Yani çocuk çantasız okula gider. Kitabı, defteri her şeyi orada olur. Hatta ödevleri dahi orada biter. Eve ödev kalmaz. Evet. İdealimizdeki İnşallah. Eğitim sistemi. Çok eve gelir hiç değilse çocuk biraz çocukluğunu yaşamış olur. Bu çantalardan da kurtulmuş olur. Allah korusun yeni nesilde kifoz, skolyoz yani kamburluk ve erilikler işte boyun fıtıkları, sırt fıtıkları çok olacağı benziyor. İnşallah olmaz. Hocam mesela çocuklardaki çanta taşıma sonuçta evden çıkıyor bir 10 dakika, 15 dakika sırtında taşıyor ve evet. ardından bir de dönüşte 10 dakika, 15 ya. Dakika. Bu 10 dakika, 15 dakika bile sıkıntılı mıdır? Yani kesinlikle. Çünkü anne babalar şu an ya 10 dakika taşısın ne olacak biz sırtımızda neler evet, taşıyoruz evet. diye veriyorlar. Tabii. Sıkıntılı. Yani bu hatta
10 dakika diyoruz ama bu tabi daha da uzuyor yere göre. Çünkü okula girmesi, çıkması, eve gelmesi, şu bu. Ne gereği var? Yani neden bu kadar yükü çocuğumuza verelim? Bir de tam gelişme döneminde. Evet, tam gelişme döneminde. Bu dönemde yapılacak hatalar ilerideki vücudunun şekillenmesi döneminde Allah korusun sekeller ortaya çıkaracaktır yani. Hocam akupunktura çok benziyor. Evet. Yani bu, onda da iğneler var, bunda da iğneler var. Onun da çeşitli böyle çakra noktaları dedikleri ya da nasıl tam isimlenir. Oralara özellikle bir uyarıcı durumu var. Burada da biraz benziyor. Bu benziyor ile ortak noktaları akupunkturun nedir ya da farklı noktaları? Evet. Akupunkturda yine hemen hemen aynı hastalık gruplarına uygulanıyor. Ama akupunkturda sadece cilde yapıyorsunuz. Burada ise cilde yapıyorsunuz, bir de kasın içine giriyorsunuz. Yani akupunkturda sadece ağrıyı gideriyorsunuz. Çünkü ağrılı sinir uçları cildimizde. Siz o cilt üzerindeki sinir uçlarını uyararak ağrıyı gideriyorsunuz. Tamam. Ama problem ne? Bataklığı kurutmak gerekiyor. Problem kasın kendisinde. Programın başından beri hep onu anlatıyoruz değil mi? Evet. Kasın kulunç olması, shortening muscle dediğimiz kasın kısalması, sertleşmesi. Ciltle bir ilgisi yok bunun. IMS yani kuru iğnede hem cilde batırıyorsunuz hem de kasın içine giriyorsunuz, kası uyarıyorsunuz. Yaklaşık olarak kaç santim içeriye girmiş olur hocam? Yani? Kasın kalınlığına göre. Mesela sırt bel kısmında 3 santim. Kol kısmında, bacak kısmında yaklaşık 5 santim. Vücudumuzun en kalın kasının bulduğu kalça, kaba et bölgesinde dediğimiz iğnenin, normal enjeksiyon iğnenin yapıldığı yerde 7,5 santime kadar iğne kullanabiliyoruz. Çünkü o kası komple kat kattır, uyarmak zorundasınız. Dolayısıyla kası eğer uyarıp gevşetirseniz bu tedavinin elde ettiğiniz sonuç geriye dönüşümü olmaz, nüksetmez yani. Ama akupunkturda maalesef belli bir süreden sonra siz sadece ciltteki ağrıyı giderdiğiniz için, kası uyarmadığınız için nüksleri çok görüyoruz. Tam nüks meselesine de girmişken hocam, bu tedaviyi aldık. İşte 10 seans, 6 seansla 12 seans arası sanırım. 4 ile 12 arası. 4 ile 12 arasında bir süreci oluyor. Bu seanslarında şükürler olsun da şifayımızı da bulduk. Artık bitmiş midir? Bu defteri kapatıyor muyuz biz? Örnek veriyorum bel fıtığında ya da buradaki diğer hastalıklarla alakalı. Daha sonra nüks etme ihtimali nasıl olur? Şimdi yine bu 5 kuralımızı biraz önce saymıştım. Hastamız bunu ömür boyu yapmak zorunda. Zor mu? Değil. Yani hayatınızın bir parçası haline getiriyorsunuz. İkincisi, ilk bir ay herhangi bir spor yapmıyoruz. Herhangi bir poşet taşıma, çanta taşıma, kaplıca, sauna, masaj, spor, hiçbir spor yok. Yürüyüş dahil yani. Bir aydan sonra hastalarımıza, tabii hastalığın durumuna göre ama genelde söylüyorum, sadece yürüyüş izin veriyoruz. Sadece yüzmeye izin veriyoruz. Diğer sporları bitiriyoruz. Çünkü diğer sporların hepsi ne olursa olsun kasları yoruyor, sertleştiriyor maalesef. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ağır kaldırmamak, hani olağanüstü ağır. Yani düşünün, 3 kişinin kaldırabileceği bir masayı siz tek başınıza kaldırmaya kalkarsanız tabii nüks olursunuz. Nüks olur. Kalkar bir ağaçtan, bir yüksek yerden düşerseniz nüks olursunuz. Bir trafik kazası. Mesela benim bir hastam vardı 70 yaşlarında. Bu hastamız tedavi gördü, bel fıtığı vardı. Hiçbir problem kalmadı. 4 yıl sonra geldi. Neden? Üzerinden taksi geçmiş. Yani düşüyor, taksi duramıyor. Maalesef tekrar nüks etti. Yani böyle olağanüstü durumlar olmaz ise Allah'ın izniyle biz bu tedaviyi başlayalı işte 6 yıl oldu. Nüks olan 2 ya da 3 hastamızdır. Bir başka hastamız daha nüks etti. O da şuydu. Düşünün, hastamıza yapalı 2 yıl olmuş, kendini o kadar iyi hissediyor ki içinde 12 tane su 500 cc'lik işte şişe bulunan
3 tane kasayı kaldırıyor. Çok ağır. Çok ağır. Ve bunu 4-5 defa yapıyor. Yani normal insanın daha yapamayacağı ve bunu 30 metre taşıyor. Maalesef 4. taşımada nüksetti. Yani işte böyle çok büyük hatalar yapılmaz ise bu tedavinin bir güzelliği İsmail Bey. Burada tedavinin bitiminden itibaren bir yıl süresince kaslar gevşemeye devam ediyor. Nasıl siz haftada 2 gün seans yaptığımızda birinci seanstan sonra 3 gün bekliyor, gevşeme devam ediyor. Tüm işte bu seanslar birleşerek bu kasların bir yıl daha gevşemesine yardımcı oluyor. Yani tedavi bitti ama iyileşme devam ediyor. Ediyor. Hasta kendini her geçen hafta zaten tedavi esnasında ağrıları geçiyor, bitiyor. Ama ondan sonra her geçen hafta ve her geçen ay kendini çok daha iyi hissederek bir yıl süresince bu devam etmiş oluyor. Hocam bir de bu bir süreci alan bir tedavi. Belli bir süre gelip gitmeleri gerekiyor. Evet. Dışarıdan gelen hastalar da olabiliyor bildiğim kadarıyla. Doğru, var bir hali. Bu durumda olacak olan dışarıdan gelen hastalarımızın böyle bir hazırlık yapmaları vesaire gerek oluyor mu? Nasıl bir süreç var tedaviye yönelik? Evet. Gerçekten Türkiye'nin birçok yerinden hastamız geliyor. Bunlar için en önemli konu ellerinde mutlaka MR'ları olsun. Yani son 6 ay içinde çekilmiş. Boyun fıtığıysa boyun MR'ı, bel ise bel MR'ı gibi. Bir başka nokta İstanbul'da kalacak bir yer ayarlamaları. Gelmeden evvel bizimle bir telefon bağlantısı kurarlarsa biz yaşına göre, hastalığının durumuna göre, hatta MR'larını bile bazen gelmeden ben istiyorum, görüyorum, ondan sonra çağırıyoruz. Çok nadir durumlarda yapmadığımız olabilir. Dolayısıyla böyle bir irtibata bizimle geçerlerse İstanbul'da ne kadar kalacaklarını ve gelirken söyleyeyim de ne getireceklerini kendilerine söylemiş oluruz. Bu bilgi de önemliydi. Sevgili izleyenlerimiz, iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla birlikteyiz. Bugün özellikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kol ağrıları, tenisçi dirseği, kronik ağrılar, sinir sıkışmaları, fibromiyalji, kamburluk, skalyoz, huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlıklarda kullanılan bir tedavi yöntemi, kuru iğne tedavisini konuştuk. Ve bu tedavinin nasıl ortaya çıktığını, gelişimini, tedavinin yapılış şekillerini ve tedavi esnasında yaşanan süreçleri paylaştık. İç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Önemli bilgilerdi. Hatırlatalım sevgili izleyenlerimiz, bu rahatsızlıklarla alakalı sıkıntınız varsa programımıza bu dakikalar itibariyle ekranlarınızı açtınız ve katıldıysanız Akit TV'nin YouTube kanalında programımız kısa bir süre sonra, yayını bittikten kısa bir süre sonra yükleniyor. Tekrar buradan izleyebiliyorsunuz ve bize ayrılan sürenin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir başka programımızda tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.